Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Günaydın sevgili izleyenler. Mutlu sabahlar. Takvim yaprakları 21 Mayıs saatler 8.30'u gösterirken ekran gazetesiyle bu sabah da karşınızdayız. Yaklaşık buçuk saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Neler yapıp neler konuşacağız? Şöyle bir yayın akışımıza göz atalım. Ben bir yandan paylaşımlarımı da gerçekleştiriyorum. Sizler de bu süreçte bizlere mesajlarınızla destek verebilirsiniz. Orada Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim. Peki neler yapacağız bugün? Tabi ilk bölümde her zaman olduğu gibi bu sabah yerel gazete turumuzla gündemimize başlayacağız. Ordu'da neler yaşanmış neler konuşulmuş şöyle göz atıp değerlendireceğiz. Fındık yine tabi ana gündem maddelerimizden bir tanesi olacak. Konuyla ilgili de açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz. Ardından ulusal gazete turumuza geçeceğiz. Ulusal gazetelerde... Özellikle İran Cumhurbaşkanı Reis'in ölümüyle arkasındaki sır perdesini değerlendireceğiz. Ee, acaba suikast mı oldu yoksa gerçekten bir kaza mıydı? Hava şartları mı gerçekten etkili oldu bu kazada? Bunlarla ilgili soruları sorup cevapları bulacağız. Yine ulusal gazete turumuzda dün e, aynı zamanda bir kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi. Konu üzerinde de açıklamalarda bulundu. Hatta bir günlük de ulusal yaz ilan edildi diyebiliriz özellikle İran Cumhurbaşkanı Reis'in hayatını kaybetmesi üzerine bunu da belirtmiş olalım sizlerle birlikte. Ulusal gazete turumuzun ardındansa e, haber merkezinden Esrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle ordu gündemini konuşup değerlendireceğiz. Haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberlere göz atacağız diyelim. Konuk bölümümüzde ise bugün Fasla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karataş bizlerle birlikte olacak kendisiyle. Fasla'daki organize sanayi bölgesini, istihdamı, kapasiteyi konuşacağız. Neler üretiliyor ve yurt dışına ihraç ediliyor? Hangi ülkelere ihraç var? Bunların her birini kendisiyle değerlendireceğiz. Konular özelinde sizin de merak ettikleriniz olduğunda bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Orada Altay ve Facebook sayfamızdan diyelim. Şimdi bir yorum da gelmiş. Yorumu buluşturduktan sonra da kameraman arkadaşlarımızın çekmiş olduğu görüntüye göz atalım birlikte. Mehmet Akgül yazmış. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Annem baban demiş. Teşekkür ediyorum. Günaydın, mutlu sabahlar diyerek güne başlayalım. Şimdi kameraman arkadaşlarımızın çekmiş olduğu görüntüye göz atalım. Bu kez görüntü kameraman Zekeriya Bal'dan. Kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz. Şöyle bir görüntüye baktığımızda Ordu'nun manzarası karşımızda. Özellikle Taşbaşı bölgesinden çekilmiş bir görüntü. Bir yandan e, Ordu'nun böyle biraz daha yüksekten görebiliyoruz durumunu. Denizi görüyoruz, trafik akışının olduğu noktaları görebiliyoruz. Güzel bir görüntü karşımızda yani. Teleferiklerin çalıştığını görebiliyoruz. Havaya baktığımızda biraz bulutlu, parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir hava bizleri karşılıyor. Yağışları geçtiğimiz haftada bıraktık. Bu hafta şu an için güneşli görünüyor. Tabii meteorolojinin son tahminlerine de şöyle bir göz atalım birlikte. Yağışlar ne zaman gelecek? Bugün ve yarın Ordu'da hava sıcaklıkları kaç dereceye kadar yükselecek veya düşecek? Hem merkezdeki duruma hem de yüksek kesimlerdeki duruma şöyle bir göz atalım. Ordunun iki günlük hava tahmini ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Altın Ordu, Salı parçalı bulutlu 19, Çarşamba parçalı bulutlu 20 derece. Ünye ve Fasla, Salı parçalı bulutlu 23, Çarşamba az bulutlu 24 derece. Gölköy ve Mesudiye, Salı parçalı bulutlu 18, Çarşamba az bulutlu 20 derece. Akkuş ve Aybastı, Salı parçalı bulutlu 18, Çarşamba az bulutlu 20 derece. Kaba düz, salı parçalı bulutlu 18 çarşamba az bulutlu 20 derece. Çambaşı Yaylası salı parçalı bulutlu 13 çarşamba az bulutlu 16 derece. Hava durumunu izledik. Parçalı bulutlu, yer yer güneşli, yer yer sisli bir hava hakim olacak. Ordu'da bugün ve yarın meteorolojinin son tahminleri bu yönde. Genel olarak haftaya baktığımızda tahminlerde de cuma gününden itibaren yeniden yağış olması öngörülüyor. Tabi dediğimiz gibi son tahminler bu yönde değişebilirdi. Anlık değişen hava durumlarına göre bu sıcaklıklar düşebilir de yükselebilir de. Yağış da gelebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi yerel gazete turumuza geçelim birlikte. Önce şöyle bir manşetlere göz atalım. Hangi haberler manşetlerde yer almış? Ordu olay gazetesine baktığımızda Deniz Bayramını coşkuyla kutladık ifadesi yer alıyor. Dün 20 Mayıs'tı. Yani Ordu için Mayıs 7'siydi. Bir yandan kutlamalar gerçekleştirildi. O kutlamalara dair görüntüler de Ordu Olay gazetesinin manşetinde yer aldı. Ordu Yorum gazetesine baktığımızda ise yeşil altının fiyatı düşüyor ifadesi yer alıyor. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akçan'ın açıklamaları, fındık özelindeki açıklamaları Ordu Yorum Gazetesi'nin manşetinde yer aldı. Ünye kente baktığımızda yine fındık gündemde. Fındık bizim her şeyimiz ifadesi yer alıyor. Bu kez Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan'dan gelen açıklama fındık özelinde. Tabi aylar kaldı, kısa bir süre kaldı yeni hasat mevsimine. Haliyle fındık gündemde daha fazla yer almaya başladı. Yetkili isimlerden de konularla ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Birazdan gazetelerimizin manşetlerinde onları da değerlendireceğiz diyelim. Şimdi Orada Olay Gazetesi ile ve ilk haberimizle başlayalım. Karadeniz'in geleneksel deniz bayramında yedi dalgadan atladık. Deniz Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan ve tarihi uzun yıllara dayanan, dayanan Mayıs 7'sini Altınordu Belediyesi renkli ve coşkulu etkinliklerle sahip çıktı. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe gelenekleri yaşatmaya devam edeceklerini belirterek bugüne kadar şehirleri şehir yapan, kentleri kent yapan kültürlerine sahip çıkmalarıdır dedi. Şöyle detayına bakacak olursak neler yapıldı Mayıs 7'sinde? Mayıs Yedisi geleneğini Altın Ordu yaşattı. Her yıl 20 Mayıs tarihinde kutlanan Mayıs Yedisi etkinlikleri bu yıl Altın Ordu Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle renkli görüntülere sahne oldu. Mayıs Yedisi teknelerin denizden sahile yanaşmasıyla başladı. Kornalar eşliğinde Karaya yaklaşan tekneler Altınordu Belediye Başkanı Ulaştepe tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından etkinlikler davul klarnet eşliğinde kortej yürüyüşüyle devam etti. Etkinliklerde ordunun usta sanatçıları sahne alarak sevilen türküleri seslendirdi. Bir diğer başlığa bakacak olursak şehirleri şehir yapan kültürlerine sahip çıkmalarıdır. Başlığı yer alıyor Başkan Ulaştepe'nin ifadesi. Etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, gelenekleri yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Altınordu'yu söz verdikleri gibi kültür ve sanatla yaşayan bir şehir haline getirmeye kararlı olduklarını belirten Tepe, "Mayıs 7'si bizim kültürümüzde olan bir geleneğimiz. Bugüne kadar sahip çıkmaları, bugüne kadar şehirleri şehir yapan kentleri, kent yapan da kültürlerine sahip çıkmaları" Biz de hep beraber kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da her yıl daha büyük coşkuyla beraber kutlamaya devam edeceğiz dedi. Özellikle merkeze kutlamalara doymadık efendim. 19 Mayıs etkinlikleriyle başlayan Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz ki 18 Mayıs itibariyle başlamış ve etkinlikler coşkuyla kutlamalar. Ardından da Mayıs Edisi yani 20 Mayıs'ta kutlanan her yıl geleneksel hale gelen kutlamalara imza atıldı. Altınordu Belediyesi de Başkan Ulaş Tepenin öncülüğünde bu etkinliklerini gerçekleştirdi. Öncelikle tabii Deniz Bayramı olması sebebiyle denizde tekneler karşılandı. Burada etkinlikler gerçekleştirildi. Ardından da Yerli sanatçıların yer aldığı konserler verildi. Vatandaşlar, altın ordular bu birkaç gün içerisinde hatta yaklaşık bir hafta içerisinde konsere de eğlenceye de gerçekten tam manasıyla doydu. Diyorduk ki hani hep seçimleri geride bıraktık artık biraz daha renkli zamanlar geçireceğimiz, yaz aylarına da girdiğimiz bu keyifli vakitler geçireceğimiz zamanlar olsun diye. Belediyeler, yerel yönetimlerde özellikle bu kutlamaları da daha renkli hale getirmek için çeşitli çalışmalar gerçek. Bu kapsamda başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Altınordu Belediyesi'ni, ilçe belediyelerine de teşekkür ediyoruz. Vatandaşların eğlendirmek adına etkinliklerini gerçekleştirdikleri için umarım ki her günümüz böyle bayram tadında, bayram havasında geçer diyelim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. 52 Ordu Spor'da hedef 2. Lig. Evet, playoff yarı final rövanş maçında 52 Ordu Spor deplasmanda Ali Ağa'yı penaltılara giden karşılaşmada 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Evet, 52 Ordu Spor'da başarı üstüne başarı diyebiliriz. Bir önceki maçı da zaten kazanmışlardı ve Ali Ağa karşısında da bu kez deplasmanda penaltılarla 3-1 yendi ve şimdi ikinci Lig'e çıkabilmek için final maçına hak kazandı. Final maçında da Elazığ ekibiyle karşılaşacak. Tarihi, saati belli değil. Bu da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek. Ama bizler takımımızın her zaman arkasındayız, her zaman destekçisiyiz. İnşallah final maçında da güzel bir başarı elde ederek ikinci Lig'e yükselecekler. Şimdiden başarılar dileyelim tabi tarih saat netleştiği sürece de sizlerle gerek spor ana haberlerimizde gerekse ekran gazetesinde de paylaşacağız efendim detayları. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Yemeklerimiz görücüye çıkıyor. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Uğur Toparlak bu sene Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin Ünye ve Fasla'da yapılacağını belirterek etkinliklerin halka açık olduğunu ifade etti. Türk Mutfağı Haftası kutlanacak. Ordu'nun da yöresel lezzetleri de yine bu etkinlikte, bu festivalde yer alacak. Yani yemeklerimiz göreceye çıkacak gerçekten de başlıktan da anlayacağınız üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor ama özellikle bu yemek kültürümüzün dünyaya açılması yemek kültürümüzü daha iyi tanımamız açısından önemli haftalardan bir tanesi hatırlayacak olursanız 2023 yılında e, pancar çorbamız e, bir karışıklığa kurban gitmiş ve yapılan açıklamalarda en kötü yemekler listesinde yer almıştı ama sonrasında tabi iş aydınlığa kavuşmuş ve pancar çorbası bizim yediğimiz pancar çorbası değil farklı bir yemekten bahsedildiği ortaya çıkmıştı ancak o süreç o süreçte bile yemeğimize sahip çıkmak korumak adına da çeşitli etkinlikler, çeşitli açıklamalar gerçekleştirilmiştir. Şimdi aslında bu kez yemeklerimizi tanıtmak Türk mutfağının ne kadar renkli ve lezzetli olduğunu tüm dünyayı duyurmak için bir fırsat var elimizde. O yüzden Türk mutfağı haftasına da büyük bir özen gösterilecek diye düşünüyorum ben Ordu'da. Fasla ve Ünye ilçelerinde yapılacak bu Türk mutfağı etkinlikleri buralarda da vatandaşlar ziyaret ederek e, Ordu'nun lezzetlerini, Türk mutfağının lezzetlerini tadabilirler. Standlarda, kurulan standlarda gezerek bunlarla ilgili de bilgiler alabilirler diyelim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Kurula giden yol yapılıyor. Ordu'da 6. mitrades dönemine ait olan ve daha önce 2100 yıllık ana tanrıça Kibeli heykeliyle yaklaşık 3000 parça tarih eserin bulunduğu Kurul Kalesi'nin turizm cazibesini yükseltmek için yapılan hazırlıklar sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi kaleye ulaşımı sağlayan yolu koruma altına almak için taş duvar çalışması gerçekleştiriyor. Gördüğünüz üzere zaten fotoğrafta da taş duvar çalışması yer alıyor. Kurul Kalesi başta ana heykeli olmak üzere pek çok tarih eserin çıkarıldığı tarihe aslında ışık tutan noktalardan bir tanesi hala da hava şartları müsaade ettikçe de kazı çalışmaları da burada gerçekleştiriliyor. Hatta kazı çalışmalarının bu noktada biraz daha fazla yapılabilmesi için de farklı düşünceler, planlamalarda da var konuyla ilgili. Bir yandan da bu Kurul Kalesi'ne giden yolda da işte yerli ve yabancı turistleri de ağırlayacak noktada da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bu kez taş duvar çalışması gerçekleştirildi. Yollarda da yine konforun artırılması, ulaşımın kolaylaşması adına da kimi zaman sıcak asfalt çalışması gerek gerçekleştiriliyor, kimi zaman da yol genişletme çalışması. Bu çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yapılıyor diyebiliriz efendim. Şimdi bir sonraki gün gündemle haberlerimize devam edelim ordu gündemimize. Melih Koç ölümsüzleşti. DSP Ordu Milletvekili, Eski Milletvekili Müjdat Koç'un Fasla'da 2021 yılında avukat olan alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Melih Koç adına yaptırdığı anaokulu doğum gününde düzenlenen törenle açıldı. Evet, Fasa'da Fasa Melih Koç Anaokulu açıldı. Melih Koç'un babası tarafından, ailesi tarafından yaptırılan bir anaokul. Daha öncesinde zaten yine rahmetli Melih Koç adına iki kütüphane yapılmıştı. Yine bunun yanı sıra yine eğitim camiasına büyük destekleri vardı ailenin. Bu kez de anaokulu kazandırıldı Fasa ilçesine. Adıyla birlikte yaşayacak öğrenciler burada onun adına eğitim görecekler. Öncelikle tabii ki hayırsever ailesine e, teşekkür edelim eğitime önem verdikleri için. Ve e, tabii acı hiç bitmiyor. 2021 yılında yaşanan bir kaza ve kayıp ancak acı hiç bitmiyor. E, Melih Koç'a Allah'tan rahmet yakınlarına bir kez, bir kez daha başsağlığı ve sabırlar dileyelim. E, ancak onun adının bu kadar güzel yaşatılabiliyor olması da gerçekten Manidar ve güzel diyelim Faslı ilçesine bir anaokulu kazandırıldı bu vesileyle. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Ordu Yorum gazetesiyle devam ediyoruz. Yeşil altının fiyatı düşüyor. Geçen ay 140 TL'yi gören fındık fiyatı serbest piyasada 110 TL'ye kadar geriledi. İki haftada 20 lira düşen fındık fiyatı yeni sezon öncesi üreticileri tedirgin etti. Şöyle bir detayına bakacak olursak Nisan'da arttı Mayıs'ta düştü başlığı yer alıyor. Nisan ayında serbest piyasada 140 TL'ye kadar çıkan 50 randımanlı kabuklu fındığın fiyatı Mayıs ayıyla birlikte düşüşe geçti. Ordu'da fındık fiyatı 110 TL'ye kadar düştü düştü Atakan Akça tekelciler oyun kuruyor başlığını ifadesini kullandı detayına şöyle bir bakalım Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça fındık fiyatında yaşanan düşüşü tekelci firmanın yeni sezon fiyatını kontrol altına almaya çalışması olarak yorumladı Başkan Akça fındık fiyatında düşüşün devam etmesini beklemiyoruz bu fiyatların daha da altına düşmez ama şunu iyi bilmeliyiz ki tekelci firma fındık üzerinde yine oyun kuruyor diye konuştu. Fiyatların bu kadar düşmesinde belki de geçtiğimiz haftalarda INS'nin Kanada'da yapmış olduğu toplantı ve ardından açıkladığı rekolte, afaki refo, rekolte de olabilir tabii ki. her yıl gördüğümüz tablolardan bir tanesi yine karşımızda. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça yapmış olduğu açıklamada da buna değindi. Nisan ayında artmıştı ama Mayıs ayında düştü. Her yıl bu dönemlerde görmüş olduğumuz oyunlardan bir tanesi karşımızda dedi. 140 TL'ye kadar çıkan belki de 150 liradan bahsedeceğimiz fındık fiyatı şu anda 110 lira seviyelerine kadar geriledi. Üreticinin belki elinde fındık kalmadı evet ama bir yandan da yeni sezonun belirleyicisi olması noktasında da önemliydi bu fiyatlar. Belki ilerleyen dönemlerde yükselir ama bunun aşağısına düşmez ifadesini kullandı Başkan Akça. Şimdi bir sonraki gündemle devam edelim gündemimize. 1 kilo balın maliyeti 216 lira Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin 1 kilo balın maliyetinin 216 lira olduğunu söyledi. Ancak marketlere gittiğinizde bunu çok çok daha altına balları görebiliyorsunuz. İşte bu noktada da sahte balla ilgili dönem dönemde yetkili isimlerle sizlere çağrıda bulunuyoruz. Bakın bir kilo balın maliyeti 216 lira. 216 liranın altında bir bal görüyorsanız acaba sahte mi diye düşünmeniz gerekiyor. Oraflarda satılan Gördüğünüz böyle cıvıl cıvıl paketleri olan ballara aldanmayalım. Maliyetin 216 lira olduğu bir yerde bunun 100 liraya satılması, 150 liraya satılması mümkün değil. Yani sahte bala karşı da bir kez daha bizler de uyarmış olalım. Hüseyin Oğlu yazmış. 150 TL bekliyoruz inşallah fındığı demiş. Bu yıl için beklentiler yüksek. Özellikle geçtiğimiz döneme baktığımızda ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de satış fiyatına baktığımızda bu yıl en azından fındık fiyatının 130 liranın altına düşmeyeceği öngörülüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyatı olarak söylüyorum. Açıklanacak taban fiyat. Ama bunun haricinde yine serbest piyasada çok daha düşük fiyatları görebilir miyiz? Görmemiz muhtemel elbette keşke üretici kazansa keşke 150 lira 200 lira olsa bir Antep fıstığına bakıyorsunuz çok daha yüksek fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Ancak fındığa baktığımızda ki çok önemli bir üründen bahsediyoruz ihraç ürünlerinden bahsediyoruz bu kadar düşük olması kabul edilebilir bir durum değil elbette. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimizde. Kent gazetesiyle devam ediyoruz. Fındık bizim her şeyimiz. Fındık ürününü ciddi şekilde tehdit eden kahverengi kokarca böceği zararlısına ilişkin yeterli ve genel bir ilaçlama yapılmadığı, fındığı kurtarmak için daha fazla gecikmemesi gerektiği vurgulandı. Şöyle bir detayına bakacak olursak haberimizin. Ziraat odalarıyla il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin kahverengi kokarca ile ilgili eğitim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan tüm bu çalışmalara rağmen kokarca ile ilgili genel manada ilaçlama seferberliği göremediklerini söyledi. Bir diğer maddeye bakacak olursak. Üreticilere çağrıda bulunan Arslan Soydan eğer ilaçlama yapmazsak ciddi zarar görebiliriz. Ürünümüzü kurtarmamız lazım çünkü fındık bizim her şeyimiz. O yüzden fındığın bahçede verimini ve kalitesini kurtarmamız lazım dedi. Bir diğer maddeye bakacak olursak kahverengi kokarcanın görüldüğü ve yoğun olduğu bölgelerdeki üreticilerin daha duyarlı olduğunu vurgulayan soydan tüm üreticilerin bu hassasiyet ve ciddiyetle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Aslında güneşe gidiyor havalar şu anda yağışlarda yok tam ilaçlama yapılacak zamanlar tabii saat olarak baktığımızda tam güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde yapmamak da önemli ilaçlama çalışmasını eğer faydalı olsun istiyorsak ilaçlama çalışmalarımızı güneş ışığının ışığının dik gelmediği zamanlarda işte o saatlerde yapmamız gerekiyor ilaçlama çalışmalarını. Ancak açıklamaya baktığımızda kahverengi kokarca zararlısına karşı bir topyekün mücadelenin şu anda sahada olmadığı vurgulandı. Ancak bir yandan da fındığımıza bakmamız, kalitesini, verimini yükseltmemiz gerekiyor bununla ilgili de açıklamalar Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydandan geldi. Şimdi haberle devam edelim gündemimize. Ünye'de Magnefest Gençlik ve Bahar Festivali ile coştu. Türkiye'nin ilk tek manyetik kumuna sahip Ünye sahilinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ünye Belediyesi 3. Geleneksel Magnefest Gençlik ve Bahar Festivali'nde gençler coştu. Üçüncü kez gerçekleştiriliyor belediye yönetimiyle birlikte. Tabi konserler, çeşitli etkinlikler, oyunlar oynanıyor bu festivalde. Ünye'deki gençler de bir araya gelerek ortak bir alanda aslında keyifli zaman geçiriyorlar diyebiliriz. Şimdi bir haberimiz daha var. O haberi de ekranlara getirdikten sonra e, reklamla devam edeceğiz diyelim. Şimdi... Son haberimize geldi. Alım garantisi üreticiyi teşvik ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılıkta uyguladığı alım garantisi üreticiye güven vererek teşvik ediyor. Üreticiler hayvansal üretim, tarımsal üretim noktasında destekleniyor belli kesimlerce bu kimi zaman İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri oluyor. Kimi zaman yerel yönetimler bu kez kaz gerçekleştirildi ve alım garantisi de yine Büyükşehir Belediyesi'ne sahip efendim. Özellikle bu noktalarda teşvik edilmesi üreticilerin en azından üretime katkı sağlanması açısından önemli. Pek çok noktada zaten destekleri devam ediyordu. Yeni dönemde de yine hem hayvansal üretime hem tarımsal üretime destek verecek Büyükşehir Belediyesi diyelim. Evet sevgili izleyenler bu haberimizle birlikte yerel gazete turumuzu gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde ulusal gazetelerle karşınızda olacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Şimdi kısa bir reklam. Sevgili izleyenler, reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde yerel gazete turumuzu gerçekleştirmiştik. Şimdi ise ulusal gazetelerle karşınızda olacağız. Önce şöyle bir manşetlere göz atalım. Hangi haberler manşetlerde yer almış? Akşam gazetesine baktığımızda Akıncı 97 dakikada buldu ifadesi yer alıyor. İçerisinde İran Cumhurbaşkanı reisinin de bulunduğu heyetin uçağı helikopteri düşmüştü ve Akıncı İHA'da onları bulmak için gitmişti. 97. dakikada enkazı buldu Akıncı. Konuyla ilgili haber akşam gazetesinin manşetinde yer aldı. Türkiye'ye baktığımızda sis perdesindeki sorular ifadesi yer alıyor. Hani dedik ya hava şartlarından dolayı mı gerçekten düştü? Acaba bir e, Maalesef ki düşürüldü mü helikopter acaba düşüncesi yer alıyor konuyla ilgili haber de Türkiye gazetesinin manşetinde yeni şafağa baktığımızda yine reisi görebiliyoruz 15 saat sonra ölüm haberi geldi ifadesi yer alıyor. Tabi her manşette bugün reisi görebiliyoruz. Bir yandan Türkiye'de de bir günlük yaz ilan edildiğini söyleyelim bu konuyla ilgili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda bu konuya da yer verdi. Bu konuyla ilgili açıklamalarda da bir günlük yaz ilan edildiğini söyledi. Şimdi ilk gazetemize ve ilk haberimizde gündemimize başlayalım. Akşam gazetesinden başlıyoruz. Akıncı 97 dakikada buldu. Şöyle bir detayına bakacak olursak İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki 3 isim helikopter kazasında öldü. Akıncı TİHA arama operasyonunda kritik rol üstlendi. Şöyle bir detayına baktığımızda Saatlerce tespit edemediler. Baraj açılışından dönen reisi taşıyan helikopterle bağlantı önceki gün 13.30 sularında koptu. İranlı yetkililer zorlu hava şartları nedeniyle enkazın yerini tespit edemeyince buçuk saat sonra Türkiye'den yardım talep etti. Bir diğer başlığa bakacak olursak mühimmatla TİHA'yı reddettiler. İran hazır olan Akıncı A6'yı mühimmatta olduğu için istemedi. Yerine bir saat sonra mühimmatsız Akıncı A5 havalandı, TİHA bölgeye ulaştıktan 1 saat 37 dakika sonra da enkazı tespit edip İranlı yetkililere koordinatları verdi. İran ekipleri 3 parçaya bölünen helikoptere kazadan 16 saat sonra Akıncı'nın verdiği koordinatlar sayesinde ulaştı. Pilotlar dahil 9 kişiden kurtulan yok. Evet, e, tabii özellikle bu kazanın ardından beraberinde çok soru da geldi. Acaba neden olduğuna dair birazdan yine değerlendireceğiz ama özellikle Azer Azerbaycan ziyaretinde reisinin kullanmış olduğu ifade bunda önemliydi. Birlikte görünmemizi istemiyorlar ifadesini kullanmıştı ölmeden saatler önce. Bu ifadenin ardından da yine bu kazanın gerçekleşmesi acaba bir suikaste mi kurban gittiği beraberinde getirdi. Bu soruları da beraberinde getirdi. Tabi netlik kazanmadı böyle bir şey varsa bile zaten. Bunun için çok detaylı bir soruşturma gerekiyor. Ancak baktığımızda reisin de arasında, aralarında bulunduğu toplamda 4 kişi, 4 yetkili bu helikopterde hayatını kaybetti. Bunun da altını çizmiş olalım tekrardan. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Kardeş İran halkının yanındayız. Başkan Erdoğan elim kazadan duyduğum derin tesürü öncelikle ifade etmek istiyorum dedi. Başsağlığı diledi. Türkiye bir günlük yas ilan etti. Kaza haberini aldıktan sonra süratle İran makamı ile irtibata geçip ülkemizin tüm imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarına katkı vermeye hazır olduğunu iddia ilan ettik. İranlı kardeşlerimizin bu süreci güçlü devlet geleneklerine uygun şekilde suhuletle yöneteceklerine inanıyorum. Türkiye olarak dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi tabii ki İran'da neler olacak, seçim ne zaman yapılacak yanılmıyorsam bir 50 gün sonra bizi seçime gidecek. Cumhurbaşkanı olmadığı için bir seçimin ardından da yeni cumhurbaşkanı seçilecek. Baktığımızda en önemli detay Türkiye açısından baktığımızda bu kazada Akıncı'nın orada gidip 97 dakikada enkazı bulması ve verdiği koordinatlar sayesinde de İranlı yetkililerin enkaza ulaşması, cesetlere ulaşması önemli olan Türkiye açısından bu noktada gerçekten. Bir yandan da Erzurum'dan da arama kurtarma ekipleri yönlendirilmişti. Bölgeye destek çağrısından sonra aslında Türkiye bu destek çağrısına yanıtsız kalmayarak da gitti. Hem arama kurtarma ekipleri gitti hem de Akıncı yine oradaydı ve enkazı bulmalarına da yardımcı oldu. Hatta buldu diyebiliriz. Bunun yanı sıra da Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapmış olduğu açıklamalarda kardeş İran halkının her zaman yanında ve destekçileri olduğunu da bir kez daha sözlerine ekledi. İran'da tabi süreç nasıl işleyecek birazdan yine detaylandıracağız onu da ancak bir seçime gideceklerini de tekrar söyleyelim 50 gün içerisinde. Şimdi bir sonraki haber Devam edelim gündemimize. Devam etmesi için sebep yok. Ne o devam etmeyen kirada 125 sınırın kalkması. Şimdi bununla ilgili zaten. 1 iki yıldır süre gelen bir süreç vardı. Hatta geçtiğimiz yıl uzatılmıştı toplam 2 yıldır. Yüzde yirmi beş sınırı uygulanıyordu kira zammında. Şimdi detaya bakalım. Bakan Şimşek kirada yüzde yirmi beş zam sınırı devam edecek mi sorusunu cevapladı. Devam etmesi için bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bu düzenleme bir süreliğine yapılmıştı dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber ekranlarında konuk olduğu programda bu soruyu cevapladı. Ee, özellikle son iki yıldır zaten e, gerçeğe baktığımızda, pratiğe baktığımızda 125 sınırı uygulanmıyordu. E, elbette uygulayanlar vardı, yasal bir süreç vardı. Eğer isterse kiracı 125'in üzerinde yatırmıyor ve mahkemeye de başvurabiliyordu, böyle bir hakkı vardı. Ama baktığımızda zaten ev sahipleri ve kiracılar arasında e, bunun uygulanmadığını görüyorduk. Şimdi konuyla ilgili da yöneltilince Bakan Bey de o da açıklama yaptı ve devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Yani Temmuz ayında bitirecek bu süreç zaten. Temmuz ayına kadar uzatılmıştı. Ve temmuz ayından sonra ikirada %25 zam sınırı kalkacak gibi görünüyor. Yeni bir zam sınırı belirlenir mi? Daha üst rakamlardan görebilir miyiz oran olarak? Bilemiyoruz ama %25'in devam etmeyeceğini söylememiz mümkün. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim günlerimize. Kız kumu koyunda erozyon tehdidi. Şöyle bir bakalım. Yeşilliğin tahrip edildiği haliyle beraberinde de gelen olumsuz koşulları konuşalım sizlerle birlikte. 2021 yangınında ağaçsız kalan kız kumu sellerle gelen toprak yüzünden balçağa dönüyor. 9 gün süren ve 9 bin hektarı kül eden yangın sonrası Marmaris Körfezi'ni etkileyen erozyon her yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği kız kumuna da vurdu. Şiddetli yağmurlarda toprak ve taşlarla dolan koyda balçık tabakası oluştu. Çamur ve kirlilik nedeniyle deniz dibindeki yaşam da tehlikeye giriyor. Başlığı yer alıyor. Şöyle bir baktığımızda fotoğrafta içler acısı durum. Yani diyoruz ya doğayı tahrip etmeyelim. Mesela ordudan bahsederken işte Perşembe yaylasından doğal Güzelliği tarif etmeyelim, ağaçlarımızı kesmeyelim, doğamızı koruyalım, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakalım diyoruz. İşte bu yüzden. Bakın görüyorsunuz güzelim, koy ne hale geldi. Tabii yangın sebebiyle bu hale geldi ama kimi zaman bu insanlar, biz insanlar eliyle de yapılabiliyor. Ağaçları kesiyoruz, yok ediyoruz, ormanlarımızı tahrip ediyoruz. Belki de yangına bizler sebep oluyoruz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bakın e, bu kadar güzel bir nokta ağaçsızlık sebebiyle artık balçağa dönüşmüş halde. Ağaçlar olsaydı aynı doğal güzelliğiyle devam edecek yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam edecekti. Ancak 9 gün süren yangın sebebiyle buradaki ağaçlar yok oldu. Haliyle buradaki yaşamda etkilendi. Bir yandan bu koyda balçağa dönen süreci görebiliyoruz. Bir yandan da yine Koy'daki canlılığı da deniz canlılığını da etkiledi Marmaris'teki. O yüzden de her iki açıdan da canlılık açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden lütfen doğamızı koruyalım. Bakın Ordu'da çok güzel mekanlar var. Bunu kimi zaman işte valilikle ilgili yapılan açıklamalarda geçtiğimiz günlerde de gördük. Altın siyanürle altın arama maden sahası açılmasına red cevabı verildi. Bir yandan Perşembe Yaylası'nda halkın tel ve kazaklarla çevirdiği bahçeler sökülmeye başlandı. Yani doğayı tahrip etmemek adına tüm çabalar, yetkililerin tüm çabası bu yönde. O yüzden bizler de insan olarak doğamızı koruyacağız. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak zorundayız. Eğer bu dünyada yaşıyorsak bizim de böyle bir sorumluluğumuz var omuzlarımızda. Eğer yapmazsak işte e, bu belki kız kumunda bugün ama yarın bir gün orduda da görebileceğiz belki de bu durumları. O yüzden doğamızı lütfen her bir köşesini koruyalım. Bu cennet vatan diyoruz ama cennet vatanımızı cehenneme çevirmeyelim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Türkiye ile devam ediyoruz. Siz perdesindeki sorular. İran Cumhurbaşkanı Reis'inin hayatını kaybetti helikopter kazası ile ilgili çok sayıda soru işareti cevabını bekliyor. Şöyle bir detayına bakacak olursak, güzergah mı değişti? Değiştirdi başlığı yer alıyor. Böyle bir soru işareti var. Reis'i taşıyan helikopter görüş mesafesinin birkaç metreye düştüğü sisli havada neden kalkış yaptı? Aynı anda havalanan diğer iki helikoptere bir şey olmazken Cumhurbaşkanı'nın helikopteri neden kaza kırımına uğradı? Helikopterin güzergahı son anda niye değiştirildi? Konvoy halinde giderken kaybolan helikopterin yeri 3 takip cihazına rağmen neden saatlerce tespit edilemedi? Bunlar birkaç soru. Bir diğer soru başlıklarına bakacak olursak. iç hesaplaşma kurbanı mı? Hangi helikoptere kimin bineceği son dakika neden değiştirildi? Neden pilot devrim muhafızları ordusundan seçilmedi? Reisinin Azerbaycan'da verdiği sıcak mesajlarla kazanın ilgisi var mı? Hastalıkla boğuşan Ali Hameney'den sonra en güçlü dini lider adayı olan reisi iç hesaplaşmaya mı kurban gitti? Hameney'in oğlunun kazada parmağının olduğu iddiası Doğru mu? Kendisi özellikle Cumhurbaşkanı olmasına rağmen özel bir helikopterle de gitmiyor. Yani şöyle ki İran'ın kullanmış olduğu, İran Kızılay'ın kullanmış olduğu bir uçak olduğu tespit edildi. Bu kazaya kurban giden helikopterin. Bununla ilgili açıklamalar var. Bir yandan güzergahın değiştirilmesi, hangi helikoptere bineceğinin son anda yine değiştirilmesi Acaba bir suikast mı oldu sorularını beraberinde getirdi. Şu anda bu soruların her biri cevapsız. Ancak ilerleyen dönemlerde umarım ki cevap kazanır. Bir acaba suikast mı kurban gitti İran Cumhurbaşkanı Reisi yoksa gerçekten de hava koşulları sebebiyle helikopter düştü mü? Tabii bir yandan da diğer iki helikopter inebildi sağlıklı bir şekilde. Ancak tek helikopterin düşmesi ve içerisinde reisinin olduğu ve yetkilisinin olduğu helikopterin düşmesi e, tabii ki kafalarda soru işareti oluşturdu. Bir yandan dedik ki ya, Akıncı e, da yine e, onları 97 dakikada bulabildi diye Akıncı'nın şöyle bir detayı da olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum az önce fotoğrafı da ekranlara gelince bir önceki e, ekranı alalım görüntüyü arkadaşlar orada da vardı. Akıncı Siyah'ın görüntüsü ee, bulduktan sonra enkazı o enkazı bulduktan sonra Türkiye'ye dönüşte Van Gölü üzerinde de e, Ay Yıldız çizdi. Bu konuyla ilgili de güzel bir görselde karşımızdaydı. Arkadaşlardan rica ediyorum bir önceki görüntüye ekranlara getirirlerse orada e, Akıncı'nın çizmiş olduğu Ay Yıldız'a yer alıyor. O ekrana geldiğinde de şöyle bir detaya bakalım isterseniz. Arkadaşlar bir önceki görüntüyü alalım lütfen. Evet Akıncı dönüşte Ay Yıldız çizdi başlığı yer alıyor. Şöyle bir baktığınızda Van Gölü üzerinde önce tabi e, sınırda yapılan araştırmanın ardından enkazı bulduktan sonra da e, Dünya Ambeyan Akıncı izlemişti zaten dönüşünde de e, dönüşte de Ay Yıldız'ı çizmiş oldu. Bu da bizim gururumuz gerçekten yel ve milli sanayide ne kadar ileriye geldiğimizinde de bir kanıtı bir ispatı diyebiliriz çizilen bu ay yıldız şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize bu konuyla ilgili yine detayları sizlerle paylaşacağız ama gündeme kaldığımız yerden devam edelim Muhbire geçici atama Tahran'da şimdi ne olacak? Detaylara bakalım. Hani dedik ya seçime mi gidecekler diye. Reisinin şok kaybıyla birlikte İran hükümeti acil olarak toplandı. 5 günlük yaz ilan edilirken Cumhurbaşkanlığı görevine geçici olarak birinci yardımcı muhbir getirildi. Seçimin 50 gün içinde yapılacağı bildirildi. Reisi ölünce onun ardından da tabii ki seçimler gündeme geldi ve 50 gün içerisinde de yapılacağı bildirildi. Yine konuyla ilgili bir diğer başlığımız var. O da ekranlara gelsin. İran'ın acısını paylaşıyoruz dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Şöyle bir detayına bakalım. Dışişleri Bakanı Fidan İran'ın mevkidaşının da öldüğü kazayla ilgili olarak İran halkına başsağlığı mesajı gönderdi. E, reisinin içerisinde bulunduğu helikopterde 3 yetkili isim daha vardı. Onlardan bir tanesi de İran Dışişleri Bakanı Mevkidaşı ile ilgili kaza mesajını paylaşan e, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'da bir başsağlığı diledi. İran halkına da bu açıklamayı yaptı. Yine konuyla ilgili bir başlığımız daha var. O da ekranlara gelsin. İran liderliğinin ilk helikopter kazası değil. Şöyle bir detayına bakalım. İran'ın ilk cumhurbaşkanı Sadr ve eski cumhurbaşkanlarından Ahmedi Necat'ta helikopter kazası geçirmiş, yaralı kurtulmuştu. Evet, helikopter kazalarının ilk olmadığı, daha önce de yine iki eski cumhurbaşkanının da başına geldi ancak orada e, yaralı olarak kurtulduklarına dair de bilgi var efendim. Ancak e, reisi kurtulamadı bu helikopter kazasından. Ve onunla birlikte üç yetkili isim de yine kazada hayatını kaybetti. Ve İran'da 50 gün içerisinde bir seçim yapılması planlanıyor. Bununla ilgili de detaylar netleştikçe sizlerle paylaşacağız. Şimdi gündemimize bir diğer haberle devam edelim. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Darbe suçları asla cezasız kalmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'da demokrasiye darbe yapanların milletin vicdanında ve mahkemelerinde mahkum edildiğini hatırlatarak darbe suçunun asla cezasız kalmayacağını vurguladı. Şöyle bir detayına bakalım. Şimdi Ankara Emniyetinde de bir e, acaba paralel yapılanma mı var sorusu e, belirirken bir yanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklama yaptı gün yüzü göremezler dedi. 26. dönem adli yargı ve 16. dönem idari yargı kura töreninde konuşan Erdoğan, yurt dışına kaçan FETÖ firarilerinin peşini de bırakmayacaklarını kaydetti. Erdoğan, 253 insanımızı şehit edenler Allah'ın izniyle gün yüzü göremeyecekler. Son ayin hesap verene kadar enselerinde olacağız diye konuştu. Türkiye için varoluşsal tehdit başlığı da yer alıyor. Onu da sizlerle buluşuralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan nüfus artışındaki yavaşlamanın Türkiye için tolere edilebilir olmaktan çıktığını söyledi. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir ifadelerini kullandı. İki ayrı konuyu gündemine aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biri adli yargı kura töreniydi, biri de Kabine toplantısının ardından ikisini ayrı ayrı değerlendirecek olursak özellikle ilk açıklamasında darbecilere verdi e, gündem maddesini ve onlarla ilgili yaptığı açıklamalarda da gün yüzü göremezler dedi. Ve özellikle FETÖ firarilerinin de yine aynı şekilde yakalanacağını ve 253 e, şehidinde kanının yerde kalmayacağını ifade etti. Bir yandan da tabii ki bu Ankara Emniyetinde gerçekleşen olayla ilgili konuşacak olursak bununla ilgili de yapılan açıklamalarda asla bir paralel yapılanmaya tekrar müsaade etmeyeceklerinin de altı çizildi. Bununla ilgili soruşturma kapsamında da hala devam ediyor. Bir yandan diğer gündeme baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz günlerde aile raporunu açıkladı. Özellikle doğan çocuklar, kız çocukları, erkek çocukları doğum artış hızı ya da azalması diyebiliriz çoğunlukla. Tek yaşayan kişilerin istatistikleri her biri paylaşıldı. Paylaşılan istatistiklere baktığımızda gerçekten nüfus artış hızında büyük bir yavaşlama kaydedildiği görülüyor. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada da bu yavaşlamanın bir felaket olduğunu, Türkiye'nin önünde bir engel olduğunu söyledi. Türkiye açısından bir tehdittir dedi aslında. Bir yandan da işte bu azalmaya giden süreci değerlendirdi diyebiliriz. Bununla ilgili belki bir aile planlaması yapılabilir bir önlem olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan belki ilerleyen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da öncülüğünde belki bir aile planlamasına gidilebilir nüfus artışını dengelemek adına yavaşlaması değil de artışını art, e, göstermek adına da diyebiliriz. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Paslanmaz çelikte kılıçlar çekildi. Dünyada paslanmaz çelik ithalatında 158'e kadar çıkan vergi oranının Türkiye'de %12 olarak uygulanması yerli üreticiyle ithalatçıları karşı karşıya getirdi. İthalat cephesi verginin azaltılmasını isterken oranı yetersiz bulan üreticiler ise yerli ve kaliteli üretime dikkat çekiyor. Aslında pek çok noktada yerli üretimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şimdi paslanmaz çelikte kılıçlar çekildi. Vergi oranlarının e, Türkiye'de %12 uygulanıyor ama ithalatçılara baktığımızda %58'e ithalatına baktığımızda %58'e varan sonuçlar var. Bu da üretici ile ithalat yapan kişileri karşı karşıya getirir konumda. E, bununla ilgili belki bir önlem alınabilir. Bakanlıklar bünyesinde, Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde belki de alınabilir. Bununla ilgili de detaylar netleştikçe sizlerle paylaşacağız. Şimdi çok vaktimiz de kalmadı. Diğer haberleri de sizlerle buluşturmak istiyorum. Gündem gelsin. Özdemir için 22,5 yıl hapis sistemde FETÖ'nün mahrem yapılanmasının kilit isimlerinden emniyet imamı Kemalettin Özdemir'e silahlı örgüt terörü kut örgütü kurma veya yönetme suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Baylok yazışmalarında birçok kez adı geçen Özdemir için örgüt içinde harekete geçiren bir rol üstlendiği vurgulanıyor. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifadelerini sizlerle buluşturmuştuk. Özellikle FETÖ firarileriyle ilgili yaptığı açıklamada e, asla müsaade etmeyeceklerini söylemişti. Şimdi baktığımızda da yine Peto'nun e, kilit isimlerinden biri olan da Özdemir için 22,5 yıl hapis cezası istendi. Bununla ilgili de bu detay var diyebiliriz. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısından tarihi adım, tutuklansın. Netanyahu ile ilgili bir haberimiz var. Ekranda detaylarını sizlerle buluşuralım. Uluslararası Ceza Mahkemesi ABD ve bazı batılı ülkelerin baskısına rağmen soykırım suçu işleyen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun cezalandırılması için ilk adımı attı. İnsanlığa karşı suç işletiler başlığı yer alıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdıklarına inanmak için makul gerekçeler var diyerek Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı istedi. İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş ilan etti. Başsavcının denge adına Hamas lideri İsmail Heniye, Yahya Sinvar ve Muhammed Daif hakkında da yakalama kararı istemesi tepkiye neden oldu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givers'a, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı özel savaş odası oluşturacağız diyerek tehditler savundu. Netanyahu'nun yargılanması devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde şimdi de başsavcı tarafından da tutuklanması talep edildi. Umarız ki bu kararın arkasında durulur ve Netanyahu tutuklanır. En azından 7 Ekim'den bu yana devam eden bu çile de bu soykırımda sonlanır artık diyelim. Evet sevgili izleyenler. Gündemlerimizi bu kez de yine Gazze ile kapatıyoruz, Filistin ile kapatıyoruz. Netanyahu'nun tutuklanmasına ilişkin detayları sizlerle paylaştık. Böyle bir istem vardı. Umarım ki Filistin adına güzel günlerden de bahsedebiliriz diyelim. Bu haberle birlikte ulusal gündemi de tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde Nesrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Ordu gündemini konuşup değerlendireceğiz ama öncesinde kısa bir reklam. Sevgili izleyenler, reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Nesrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Ordu gündemini konuşup değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde hoş geldin Nesrin. Hoş bulduk izleyen herkese. Buradan günaydınlar diliyorum. Sana da kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Gündemleri değerlendireceğiz. Hem ülke gündemi oldukça yoğun bu aralar, dünya gündemi yoğun. Dünyadır. Hem de ordu gündeminde de artık fındık başrolü almaya başladı. Zaten genelde ilk sıralardaydı ama dönem dönem daha yoğun da oluyor şimdi yeni asal sezonuna yaklaşırken bir yandan kahverengi kokarca de evet. devam ederken de konuyla ilgili de e, gündemlerde haberler yer alıyor. Hatta bu konuyla ilgili bir samuray arısı haberimiz var. İlk olarak onunla Tekledim başlayalım. Mücadele. Evet 10 Haziran'da da başlayacak ve bunun yanı sıra da 5 ilçede de doğaya salınacak konuyla ilgili haberimiz var. Haber ekranlara gelsin. Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele sürüyor. Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde büyük zararlar oluşturan kokarca tehlikesine karşı alınan önlemler artıyor. Gördüğün yerde yok et, kışlaklarda ilaçlama, fenomen tuzaklar derken artık üreticiler samuray arılarının doğaya salınacağı günü beklemeye geçti. Samuray arılarıyla kahverengi kokarca zararlısı, en etkin yöntem olarak görülüyor. Yaklaşan hasat sezonu öncesinde ise üreticiler samuray arılarıyla kokarca popülasyonunun kontrol altında tutularak fındıkta rekolte kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ordu'da ise kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında 10 Haziran tarihinde 14 bin samuray arısı doğaya salınacak. Vatandaşlarsa kendi ilçelerinde arının doğaya salınıp salınmayacağını ya da kaç adet salınacağı sorusunu merak ediyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre ise samuray arısı Ordu'da 5 ilçede doğaya salınacak. O ilçeler ise Fatsa, Ünye, Perşembe, Çamaş ve Çatalpınar olacak. İlçeler bazında şu anda kaç adet arının doğaya salınacağı bilinmezken yoğunluğa göre salınım yapılacağı da ifade edildi. Evet haberimizi izledik. Doğaya salınacak Samuray arıları ama belli başlı ilçelerde doğaya salınacak. Beş ilçede tabii geçtiğimiz yıl en çok fazla ilçesine zarar vermişti. Ünye ve Perşembe'de görülmüştü. En çok oralarda olduğu için oralar başı çekecek. Bunun yanı sıra Çamaş ve Çatalpınar'da da yine doğaya salınması bekleniyor tarih geldiğinde. Yani e, aslında mücadele başladı bir yandan kimyasal mücadele devam ediyor. Konuyla ilgili yerel gazetelerde de şöyle bir açıklama vardı. Onu da sana aktarayım istersen.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu'ya sarsan soydan da bir topyekun mücadele görmediklerini söyledi sağda. Bir yandan üreticileri evet. de eleştirdi bu noktada. Biz hep diyoruz zaten devleti beklemeyelim, yapılacakları beklemeyelim, samuray arasını beklemeyelim, bir an önce mücadeleye başlayalım dedik ama biraz da rehavette söz konusu acaba samuray arasına mı güveniyoruz diye düşünmüyordu değilim. Sen neler söyleyeceksin konuyla ilgili? Bilmiyorum, bizim millet belki samuray arasını bile mücadele yapamayacağını düşünüp hani onu bile istemeyebilir öyle bir millet biz çünkü dediğimiz gibi hep bir yenilik varsa mutlaka önce ona karşı çıkılıyor. O istenmiyor. Etkili olmayacağı düşünülüyor ama Samuray Arası kahverengi kokarcaların varlığının 2023 yılındaki o fınık sezonunda artık mücadele edilemez bir şekilde artmasıyla beraber ilk gündeme alınan mücadele yöntemlerinden birisiydi. Ki 2023 fındık sezonu gerçekten çok hareketli bir şekilde ilerledi. Önce kahverengi kokarcanın varlığının artmasıyla birlikte üretici ne yapacağını şaşırmıştı. Ki biz de açıkçası kahverengi kokarca nedir, nasıl mücadele edilir, ne yapılması gerekir buna bir anlam verememiştik. Öğrenememiştik yani doğru bilgiyi henüz elde edememiştik. Daha sonra kokarcanın varlığı o kadar artmaya, o kadar tehdit etmeye başladı ki e, gerek biz gerekse tarım orman e, yetkilileri e, sahaya indiklerinde gerçekten e, korkutucu bir manzara ile karşılaştılar. E, Fatsa'da özellikle dediğimiz gibi e, yani daha çok sahil kesimde ama Fatsa özellikle kahverengi kokarcanın varlığının çok fazla arttığı bölgelerden birisi olmuştu. Sadece fındık bahçeleri değil, meyve ve sebze tarlaları da kahverin kokarcadan nasibini almıştı. Öyle bir zarar veriyor ki zaten onların hani kullanılamaz, yenilemez bir hale getiriyor. Kurutuyor, içindeki bütün meyvesini alıp size geriye kurutulmuş bir meyve bırakıyor. Ve tabii ki haliyle de ne bunu yiyip içebilirsiniz ne de gelir elde edebilirsiniz. Fındığı da aynı şekilde etkilemişti. Yani fındığın hem rekortesindeki düşüşlerdeki se sebeplerden birisiydi. Hem de randıman denilen o kaliteyi de etkilediği için kahverengi kokarcı üretici zarar üstüne zarar eklemek zorunda kaldı. <laughs> Ki kahverengi kokarcı ortaya çıktığı andan itibaren biz il olarak gerçekten nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda yetkililer tarafından da büyük bir mücadele verildi. Özellikle Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilk andan itibaren hep sahadaydı. Ne kadar var? Nerelerde var? Daha hangi yerlerde yoğun onları araştırdı. Araştırılması da gerekiyordu açıkçası. Çünkü biz kahverengi kokarca var. Hadi hurra hep beraber bütün ordu ilaçlayalım dersek yanlış yaparız. Neden yanlış yaparız? Çünkü kahverengi kokarca ilaç öyle düşündüğümüz kadar e, yani zararsız değil. E, haliyle bizim sadece orduda... E, sadece fındık tarlalarımız da yok. Ordu denince akla kivi geliyor, e, çilek geliyor lahana ve başka, geliyor. tabii lahana geliyor. Ya hiçbir şey olmazsa senin bir meyve sebze tarlan var ve e, hurra diye ilaçlama yaparsan haliyle de o istediğin verimi alamayacaksın. Ki zaten sezon bitti. Ardından biz bir kış sezonuna doğru yaklaştık. E, bu saha döneminde, yani saha araştırmaları döneminde üretici elinden geleni yapmaya çalıştı. Ama doğru bilinen yanlışlarla yapmaya çalıştı. Yani kendi kulaktan dolma bilgilerle bu kokarcıya karşı mücadele etmeye çalıştı. İşte o da mücadele süresini uzattı aslında. Ki zaten hep bunu etkiler söyledi. Yani hemen ortadan kaldırılabilecek bir zararlı değil. Daha önümüzde bir kış ve kışın ardından da önümüzde gelecek bir fındık sezonu var denildi. Hatta hatırlarsın. Ordu Valiliği'nde kokarca ile ilgili e, sürekli olarak toplantılar düzenlendi. Gerek şehir içinde gerekse şehir dışından özellikle Samsun'dan e, çok fazla yetkili geldi. Profesörler konularla yani mücadele ile ilgili ne yapılması gerektiği konusunda istişare toplantıları gerçekleştirdi. Ve samuray arası üretildi. E, Samsun'da üretiliyor. Samsun'da laboratuvarda üretiliyor biliyorsun ki. 150 bin samuray arası üretildi. E, bunun 14 bini e, yanlış Hatırlamıyorsam evet. eğer evet 14.000'iydi. Ordu'da dağıtılacak ve 5 bölgeye dağıtılacak. İlaçlama çalışmaları evet bir yerde e, kahverengi kokarcanın popülasyonunu bir nebze de olsun azaltma konusunda tabii ki faydalı oldu. Ama e, ilaçlama konusunda biz sürekliliği sağlayamadığımız için ve gerekli e, mücadeleyi doğru şekilde yapamadığımız için çünkü şöyle oldu hep. Bir üretici yaptıysa bahçesine örnek veriyorum Fatsa ilçesi Kokarcan'ın yoğun olduğu bölgelerden birisi olduğu için söylüyorum. Fatsa'da üreticinin birisi yaptı bahçesini o yapıyor zaten deyip öbürü yapmadı. Yani benim bahçemi de etkiler deyip yapmadı işte yanlış. İşte ekipler geldi benim bahçemi ilaçladı oldu bitti. Öyle değil çünkü kış sezonu olduğu için onlar kışlaklara gizleniyorlar ve hiç sevmiyorlar soğuğu. Yani sıcağı çok sevdikleri için evet. o uygun bir anı beklediler. Daha sonra ne oldu? Özellikle Nisan ayında biz çok fazla mevsim normallerinin üzerine bir sıcaklıkla karşılaştık. Hatırlarsın 30 dereceye kadar çıktı. Öyle olunca kahverengi kokarcılar merhaba biz buradayız dedi ve yeniden üreticinin karşısına evet. çıktı. Hatta çok fazla video geldi. Kimisinin evine kadar salmaya başladı. Hatırlarsın geçmiş dönemde de geçtiğimiz Eylül-Ağustos ayında vatandaşların böyle süpürgeyle kahverengi kokarcıyı süpürdüğü zamanları hatırlıyoruz. İşte bu ortaya çıkmalarındaki sebep evet yetkililer ilaçlama yapıyor ama üretici işte o yaptı ben yapmama gerek yok işte ben yapmayacağım doğru değil dediği için gerçekten Arslan Soydan'ın da dediği gibi tam olarak o topyekun mücadele oluşturulamadı. Ve bütün kamu kurumları, bütün kurumlar, sivil toplum kuruluşları, fındık ihracatçıları yani fındıkla uğraşan iş insanları, herkes bu konuyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa elimizi taşın altına da koyarız dedi. Ama işte üreticinin bu konuda bir adım daha geride durması istenilen o mücadeleyi yaptıramadı bize ne yazık ki yanlış anlaşılmasın. Tabii ki yapanlar var. Bu konuyla ilgili elini taşın altına yani ne yapılması gerekiyorsa kendi bahçesine değil başka bahçeleri değil aç var. Ama yeterli olmadı. Şimdi Samuray arasını bekliyoruz. Beş ilçede ki zaten konuyla ilgili şöyle bir toplantı yapılmıştı. Onu hatırlıyorum. Neden beş ilçenin seçildiğini az çok anlayabiliyorum. Ordu Vaysi Muammer Erol şunu söylemişti. Önce en yoğun bölgeler daha sonra diğer bölgelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Önce buradaki zarar, zararlı ortadan kaldıralım ki, yani bunların yayılmasını engelleyelim ki diğer ilçelerde böyle bir tabloyla karşılaşmayalım. Çünkü hepsiyle aynı anda uğraşırsak kahverin ile doğru şekilde mücadele edemeyiz demişti. Bu tabii ki de doğru. Fatsa, Ünye, Perşembe, Çamaş ve Çatalpınar. Çamaş'la ilgili zaten geçtiğimiz günlerde o tablo kimsenin hafızasından çıkmaz. E, dalların evet. sirkelenmesiyle kahverengi kokarcalar adeta fındık gibi yere döküyor. Oradan fındık dökülmesini beklerken kokarcalarla karşılaştık. E, çok ürkütücü ve fındığın geleceği açısından çok korkutucu bir tablo. E, eğer mücadele yapılmasa, hiç yapmasak büyük ihtimal bir sokakta yürüyemez hale gelecektik. Hı hı hep bu şekilde bahsediliyor Kokarca'da. Ben de o şekilde tabir edeceğim. Fındığın pandemisi deniliyor Kokarca için. Gerçekten de öyle. E, Covid'de de biz mücadele ederken ilk başta ne yapılır, nasıl yapılır bilememiştik. Nasıl korunur onu bilememiştik. İşte aşı çıkana kadar hepimiz bekleyip aşı çıkınca da ben aşı olmam deyip aşı karşıtlığı yapanlar da olmuştu. Aynı evet. Kokarca da o şekilde. E, şimdi 5 de dağıtılacak. Bunların mücadele etmesi ve o sonucun nasıl olacağı da büyük bir merak konusu açıkçası. Üretici de artık çünkü fındığın bahçe bakım zamanı biliyorsun ki. Çünkü hasat sezonuna nereden baksak 2-2,5 ay gibi bir süre kaldı. Eğer havalar böyle giderse daha derken da olma ihtimali de var. E, i̇ki ay gibi bir süre çok kısa bir süre gelip geçti, hemen on ay geride kaldı. İki ayda da artık fındığını ve bahçeyi bakıma hazırlaman gerekiyor. Samurai arası da bu konuda eminim etkili hı hı. olacaktır. Ama benim aklıma takılan bir soru var. Hı hı. Yetkililer bu konuyla ilgili tabii ki daha iyi biliyordur. Altın ordu neden dahil edilmedi bunu merak ediyorum. Çünkü Altın ordunun özellikle e, yüksek köyleri yani yüksek mahallelerinde de. Biz kokarca tablolarıyla da çok fazla karşılaştık ki bugün bir tanesi de sosyal medyada gördük. Yani. Kökenli Mahallesi'nin evi kokarca salmıştı. Altın Ordu'nun da dahil edilmesi gerekiyor muydu? Evet bana göre gerekiyordu ama yetkililerin tabii ki bu konuyla ilgili bir toplantısı ve bir bildikleri vardır. Ama eğer böyle giderse belki daha dağıtım yapılmadan çünkü 10 Haziran'da başlanacak. Altın Ordu'yu da dahil ederler diye düşünüyorum. Çünkü artık havalar gerçekten yavaş yavaş ısınmaya da başladı. Yaz da geldi. Bilmiyorum çok merak ediyorum ama dediğimiz gibi mücadelenin ne olursa olsun samuray arısını beklemeden her yolu mübahtır. Ara gelmeden, samuray arıları gelmeden üretici kendi nebzinde birazcık yapabilirse ilaçlamasını samuray arısıyla birlikte en az seviyede indirilebilir diye düşünüyorum ben. Umarım bir an önce çalışma başlar ama çalışma başlamadan önce senin de dediğin gibi üretici samura yarısını beklemeden önce bahçesine girip özellikle güneşi evet. de seyrederken henüz yağış yokken de yağış verken de çünkü ilaçlama çalışması yapılmıyor. Yine de güneşin dik vurmadığı zamanlarda <laughs> öğlen saatleri haricinde ziraat mühendisleri de böyle söylüyor. O süreçlerde lütfen e, ilaçlama çalışmalarımızı da gerçekleştirelim. Şimdi bir diğer gündeme geçecek olursak, ülke gündemi ve orduyu da içerisinde barındıran bir haber var. MRS'de onaylı randevu sistemi başlamıştı. Tam bir haftayı doldurdu. Hastaların sadakat oranı yükseldi efendim. Çok ilginç ama sadakat oranı yükseldi randevulara. Şimdi konuyla ilgili arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir haber var. Haber ekranlara gelsin. Onaylı randevu sistemi etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca tarafından randevuda yaşanan sorunların önüne geçilmesi adına yeni bir döneme geçiş yapılmıştı. Yeni sistemle birlikte randevu alan vatandaşlar randevusundan bir gün önce akşam saat 20'ye kadar randevularına onay vermek zorunda. Onay verildiği halde gedilmeyen randevu sonucunda hastalar tüm branşlardan 15 gün boyunca muaf tutuluyor. Yeni sistemin ardından orduda kek veriler de belli oldu. Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bir haftalık tablo içerisinde yeni randevu sisteminin ardından randevuların sadakat oranında gözle görülür bir artış yaşandı. 13-17 Mayıs tarihleri arasında il genelinde 33.693 randevu talep edildi. Oluşturulan bu randevu talepleri kapsamında 21.879 vatandaş randevusuna giderken 11.716 vatandaş ise randevusuna gitmedi. Hastaların randevularına sadakat oranı ise Mayıs ayının ilk iki haftasında %46 iken yeni sistemin ardından bu oran %65'e çıktı. İlerleyen süreçte yetkililer vatandaşların randevularına sadakat oranının daha da artmasını bekliyor. Evet, e, MRS'de yeni sisteme geçildi. Onaylı randevu sistemi geçtiğimiz pazartesi günü itibariyle başladı. Bir haftayı da doldurduk ve rakamları da Görkem arkadaşımız yetkili isimlerden aldı. Sadakat oranına baktığımızda %65 oranına <laughs> kadar artış gözlendi. E, gerçekten güzel gelişme aslında başarıya. Bir haftada bu başarıya ulaşması da büyük e, bir gelişme bence. Sen neler söyleyeceksin? Biz geçtiğimiz hafta bunu konuşmuştuk hatırlarsın. Yine aynı gün yani yine bugün konuşmuştuk. Bir hafta aranın ardından bu tabloyla karşılaşmak çok sevindirici ve beni açıkçası şaşırttı öyle de söyleyeyim. Biz çünkü yeni bir sisteme ayak uydurmak için çok fazla böyle bir zaman geçmesi gerekiyordu ama yeni sistemin hem açık olması hem de yetkililerin bu konuda gerekli bilgileri vermesiyle birlikte sadakat oranı 46'dan 65'e çıkmış. Bu evet. büyük bir başarı. %25'lik kısmı henüz tamamlan Mesela bir haftalık gibi bir sürede %65'e ulaştıysak, eminim ki bir aylık bir sürede Ordu'da da artık randevu sorununun konuşulmadığı bir zamandan bahsedeceğiz evet. ki gerçekten bu büyük bir adım. Ee, sağlık'tan bahsediyoruz. Aylardır, günlerdir randevu bulamayan hastaların varlığından söz ediyorduk. Bir devrin kapandığına da şahit olmuş oluyoruz bu, bu şekilde. Artık eminim eğer böyle giderse bu tablo yani değişmezse işte onay verip gitmeyenler çoğalırsa çünkü öyle de bir tabloyla da karşılaşabiliriz ama temennimiz karşılaşmamak eğer e, randevu onay sisteminin etkisiyle %65'e ulaşan bu tablo bir haftada böyleyse bir ayda eminim daha da %80 %90'a çıkacaktır. Böyle olursa biz orada da hem orada da hem Türkiye'de hı hı. randevu sorununu konuşmayız. Çünkü gerçekten randevu sorunu bizim sadece bu sene konuştuğumuz bir problem değildi. Yıllar öncesinden MRS sisteminin açılmasıyla birlikte oluşan o talep karşısında ve sadakatsizliğin artmasıyla birlikte ortaya çıkmıştı. Nasıldı? İnsanlar çok basit bir bölümden bile randevu almak istediğinde çok şanslıysa iki hafta eğer varsa biraz daha işte bir ay gibi bir süre beklemek zorundaydı. Hatta bir aydan daha da fazla bekliyorsunuz. Ve gerçekten Sağlık e, bekleni, <laughs> beklenmeye değilecek bir şey değil. Yani şöyle bir belirtiniz varsa ve her gün ilerliyorsa sizin anında tedavi olmanız gerekiyor. Ama bu randevu sorununun yaşanması nedeniyle bazı hastalar ne yazık ki e, bir ay gibi bir süre beklemek zorundaydı. Ve bu Türkiye'nin her yerinde de konuşuldu. Neden böyle oldu? E, poliklinik yetersizliğinden olabilir. Doktorlar e, çok fazla... E, Te, tedavi ettiği için, hı hı. Yani çok fazla hastayı tedavi ettiği için olabilir ama biz birinci basamak e, sağlık kuruluşlarını kullanmadığımız için aslında ortaya çıkmıştı. Neden? E, aile hekimimizin tedavi edebileceği evet. bir hastalık için de biz randevu almak istiyorduk. Bu da yoğunluğun oluşmasındaki en büyük etkenlerden birisiydi. Basit bir grip nezle ya da ileri seviyede de olsa bir hastalıkla karşılaştığımızda hemen randevu almak için sisteme sarılıyorduk ya da telefon numarasını arıyorduk. Ama bunu aile hekimleri de tedavi edebilirdi. Ve böyle oluştuğu için de hastanelerde o bölümlerde bir yoğunluk oluşmaya başladı. İkinci sebepsi tabii ki sadakatsizlik. Çok fazla sadakatsizlik evet. oranı vardı. Özellikle Ordu'da da aynı şekilde ki yani randevu alıp gitmemek nasıl bir mantık? Ben bunu hiçbir zaman çözemedim. Gidemeyecek, sen mutlaka iptalde etmişindir. Çünkü benim yerime bekleyen başka bir hasta var ve o da aynı şekilde o tedaviyi almak istiyor. Bunu bir alışkanlık haline getirip bugün olmazsa yarın alırım deyip iptal etmeyen, başka hastaların hakkını gasp eden insanlar vardı. Böyle olunca doktorda da bir yoğunluk oluşuyor. Doktor kapısında o bekleyen hastaların zaten sabrı son noktada olduğu için haliyle doktor ve hasta arasında ne yazık ki karşılaşmak istemediğimiz gerginliklerle de karşılaşıyorduk. Bunun da önüne geçilmiş oldu. Şimdi bir hafta gibi bir süre içerisinde orduda sadece 11.000 kişi onay verdiği halde hı hı. E, gitmemiş. Yani yine de tabii gitmeyenler de tabi, var. Tabi, bu bu rakam yaslanabilecek bir rakam hı hı. değil bu arada. 11 bin kişi fazla bana göre hala fazla. Yani onay verip gitmediği için şu an onlar 15 gün bütün branşlardan muaf tutulacak. Sadece bana göre e, bu sistemin biraz daha işe yaramasını yani biraz daha fark yaratmasını istiyorsak e, 15 gün değil de belki bir ay gibi bir süre verseydik eminim <laughs> vatandaşlar korkusundan hani hemen iptal ederler. yani zaten sadakat oranı artmış ama 15 günde eskiden şöyle oluyordu. Sadece e, randevu alıp gitmediğiniz bir branştan muaf tutuluyordunuz. Evet. Örnek veriyorum. Kulak burun boğazdan randevu aldınız bugün saat 9'da. Gitmediniz 15 gün boyunca o bölümden hiçbir şekilde randevu alamıyorsunuz. Sistem sizi böyle cezalandırıyordu. Şimdi gitmezseniz o 11.000 kişi bütün branşlardan muaf tutuldu. aslında şöyle büyük bir yani büyük bir randevunun da önüne açılmış oldu. Evet. 11 bin kişinin şimdi randevu alamaması yeni bir 11 bin kişinin randevu alması da demek oluyor. Ama bu süre artırılırsa sadakat oranı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Bizim millet biraz ceza sistemiyle çalışıyor. Gerçekten. <laughs> evet. Cezalandırırsam hemen koşarak tamam yapmayacağım. <laughs> Yeter ki beni oradan muaf tutmayın diyor. Evet. Toparlayalım bu da, da Bu da bunun kanıtı olmuş oldu. Ceza sistemiyle <laughs> çalıştığımızın kanıtı olmuş oldu. Bir şeye sadakat gösterebilmek için hep cezalandırılmak gerekmiyor. Bunu da böyle hani kıymetini hemen bilirseniz buna gerek kalmayacaktı aslında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hem doktorların hem de hastaların yaşadığı bu e, gerginliği ortadan kaldırmak hem de yaşanan randevu sorununu tarihe gömmek yani yeni bir sayfanın yeni bir sayfayı açmak için böyle bir sisteme gidildi. Çok başarılı da bir sistem olacağını görebiliyoruz. Ben bir ay sonraki tabloyu da merak ediyorum. Eğer bir ay sonra %80-%90 oranına ulaşırsak eminim e, sağlık sistemi alanında Türkiye'de yeni bir sayfa açılmış olacak. Bunu yok edip bir de doktora olan şiddetini de önüne geçebilirsek eğer eminim zaten sağlık sistemi olarak biz Türkiye'de kendini kanıtlamış ülkelerden biriydik. Daha da ileriye gitmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Umarım. Bir izleyicimiz de yazmış. Ümitseydi. MRS'de onaylı sistem neticesinde hasta doktora doktor hastaya kavuştu. 20 gün sonraya <laughs> randevu alabildim. Dört gözle onay vermeyi bekliyorum. Mutlu yayınlar dilerim demiş. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Umarım ki daha da başarının İnşallah. olduğunu görebiliriz. Senin de gibi bir haftada bu başarıyı yakalayabildiysek belki de %100 olmasa da %90'lara varan bir evet. başarı elde edebiliriz birkaç aylık süreç içerisinde. Umarım ki böyle bir süreç olur. Çünkü son dönemlerde hatta son bir buçuk iki yıldır neredeyse pandemi sonrasında randevularda çok sıkıntılar yaşanıyor. Girdiğinizde bir ay sonraya bile bulabilmek mümkün, mümkün değil, değil bazı alanlarda. Ben geçtiğimiz günlerde bir branşa baktım. İnan randevu hiç yoktu yani alamadım hiçbir şekilde. Evet, o yüzden özel sağlık evet. kuruluşlarına gitmek zorunda kalıyordu bazı evet, hastalar. Aynen öyle. Umarım ki bu sistemle birlikte yeni bir döneme girmiş oluruz. Belki ek tedbirler gerekebilir. Yine Sağlık Bakanlığı evet. eğer bu sisteme bir ek tedbir gerekirse onları da alacaktır diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz Nesrin yayınımıza katıldığın için. Ben Teşekkür için. ederim. Sana da kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Nesrine veda ediyoruz. Ancak bir sonraki bölümde Fazla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Karataş bizlerle birlikte olacak. Fazla OSB'yi konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam.